bizim. Hainlere, elikanlı katillere yedirmeyeceğiz. Milleri ağlatanların, bu evlatlara kaçıranların acaba ileride nasıl bir gazaba uğratılacaklarını düşünmediklerini düşünüyorum. Kışlamak, onları etmek ve onlar yanında olduğumuzu bildirmek üzere burada bulunuyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi aylardır yüreği yanık, yıllardır yüreği yanık anneler var Türkiye'de. Birçok onda yürekleri yanık ama 40 yıldır evlatları PKK tarafından ya da PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırılan ve oralarda kurda kuşa yem olarak katledilen anaların yürekleri. Ayrıca bir de PKK'nın kaçırdığı askerlerimizin, korucularımızın ve polislerimizin anaları da dertli. Niye? Onların da bir kısmı PKK'nın elinde hala bırakılmadı. Bu insanlarımız son çare olarak HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yaptılar. Hacire Ana 4 gün eylemini devam ettirdi ve PKK'nın kaçırdığı oğluna kavuştu. Oğlu evine geldi. Şu anda annesinin kucağında, baba ocağında. Ama bunun gibi binlerce ana vardı. İşte bu analar Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine başladılar. Kadınlarımız burada, kızlarımız burada, ninelerimiz burada, abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, çocuklarımız burada. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Diyorum ki buradan Diyarbakırlı annelere buradan selam olsun. İnşallah ileri günlerde Mazlumdere Kayseri Şubesi Diyarbakır'a yapacağı bir seyahatta bu acılı anneleri ziyaret edecek, onların acılarına ortak olacak, Kayseri'den onlara destek selamını götürecek. Biz istiyoruz ki siyasi partiler kuruldukları amaç doğrultusunda hareket etsinler. Ülkeye hizmet için politikalar üretsinler. Eğer milletten oy alabiliyorlarsa iktidar olup hizmete devam etsinler. Asla kanun dışı, yasa dışı, silahsız silahsız, teröre bulaşmış ve katliam yapmış örgütlerle işbirliği yapmasınlar. Amaçları dışına taşmasınlar. Devletimizden beklentimiz de her türlü tedbiri alarak, tüm insanlarımızı kucaklayarak, kurda kuşa yem etmek için HDP'nin PKK'nın eline gençlerimizin bırakılmasına engel olacak tedbirler alsınlar.